Hırsız serisi hakkında fazla duyulmamış gerçekler ve bilinmeyen yönleri sizlerle. İyi seyirler. Siz değerli abonelerim ve izleyicilerimin web sitemi ziyaret etmesini kesin bekliyorum. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte animasyon filmleri daha fazla görmeye başladık. Animasyon filmleri bazen o kadar eğlenceli olmakta ki, insanın gerçek hayatı geri bile dönesi gelmiyor bazen. Minyon filmi de birbirinden tatlı, birbirinden sevimli minyonlar yer alıyor. Ve bu minik yaratıklar çok garip bir dil konuşuyor. Anlamlı gibi duyulan, ancak anlamsız olduğunu düşündüren garip minyon dili, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolcanın karışımından oluşuyor. Bu dilde birçok alakasız kelime, hatta yemek isimleri bile sıkça duyuluyor. Minyonların boyutları film hazırlanmadan önce insan boyutunda düşünülmüştü. Ancak sonradan filmin bütçesi göz önüne alınarak bu minyonların küçük boyutlarda olmasına karar kılındı. Minyonların o harika ve sevimli sesleri kime ait dersiniz? Tabii ki de yönetmene. Tam 899 adet minyonu seslendirmesini yönetmen Pierre Coffin seslendirmiştir. Bu animasyonda kulağımıza aşikar gelen bir ninni türü bulunmaktadır. Minyonların söylediği ninni, Peter ve Kurt hikayesindeki ninniden alınmış. Son zamanlarda sosyal medyada hızla büyüyen ve tartışma konusu olan bu fotoğrafın aslında hiçbir gerçekçiliği bulunmamaktadır. Kimi görüşler bu görüntünün Nazi iktidarı döneminde çekilmiş olduğunu ve minyonların da bu karakterlerden esinlenerek hazırlandığını dile getirseler de böyle bir şeyin gerçeği yansıtmadığını dile getirmek isterim. Minyonlar filmi 74 milyon dolara mal olurken bu zamana kadarki yaptığı hasılat tamı tamına 1 milyar 49 milyon dolar olmuştu. Kısaca gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan ve insanların kalbinde tat kuran bu animasyon filmi, 7'den 70'e herkesin büyük bir merak ve heyecanla izlediği bir animasyon filmi olmuştur. Yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Minyonların 3. animasyon filmi 4 Eylül 2017 tarihinde vizyona girecektir. İzlemenizi tavsiye ederim. Zaman ayırıp da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarak bana destek olabilir ve videonun alt kısmında bulunan zil işaretini aktifleştirerek yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Değerli abonelerim ve izleyicilerimin web sitemi ziyaret etmesini kesin bekliyorum. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte animasyon filmleri daha fazla görmeye başladık. Animasyon filmleri bazen o kadar eğlenceli olmakta ki, insanın gerçek hayatı geri bile dönesi gelmiyor bazen. Minyon filmi de birbirinden tatlı, birbirinden sevimli minyonlar yer alıyor. Ve bu minik yaratıklar çok garip bir dil konuşuyor. Anlamlı gibi duyulan, ancak anlamsız olduğunu düşündüren garip minyon dili, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolcanın karışımından oluşuyor. Bu dilde birçok alakasız kelime, hatta yemek isimleri bile sıkça duyuluyor. Minyonların boyutları film hazırlanmadan önce insan boyutunda düşünülmüştü. Ancak sonradan filmin bütçesi göz önüne alınarak bu minyonların küçük boyutlarda olmasına karar kılındı. Minyonların o harika ve sevimli sesleri kime ait dersiniz? Tabii ki de yönetmene. Tam 899 adet minyonu seslendirmesini yönetmen Pierre Coffin seslendirmiştir. Bu animasyonda kulağımıza aşikar gelen bir ninni türü bulunmaktadır. Minyonların söylediği ninni, Peter ve Kurt hikayesindeki ninniden alınmış. Son zamanlarda sosyal medyada hızla büyüyen ve tartışma konusu olan bu fotoğrafın aslında hiçbir gerçekçiliği bulunmamaktadır. Kimi görüşler bu görüntünün Nazi iktidarı döneminde çekilmiş olduğunu ve minyonların da bu karakterlerden esinlenerek hazırlandığını dile getirseler de böyle bir şeyin gerçeği yansıtmadığını dile getirmek isterim. Minyonlar filmi 74 milyon dolara mal olurken
Bu zamana kadarki yaptığı hasılat tamı tamına 1 milyar 49 milyon dolar olmuştu. Kısaca gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan ve insanların kalbinde tat kuran bu animasyon filmi, 7'den 70'e herkesin büyük bir merak ve heyecanla izlediği bir animasyon filmi olmuştur. Yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Minyonların 3. animasyon filmi 4 Eylül 2017 tarihinde vizyona girecektir. İzlemenizi tavsiye ederim. Zaman ayırıp da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarak bana destek olabilir ve videonun alt kısmında bulunan zil işaretini aktifleştirerek yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz.